Sevgili Orta Çeşmeliler, sevgili Beykozlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni milletvekili adaylarımız, değerli arkadaşımız Erkan Başboğa ve Sayın Gamze Akkuş İlgezi ile birlikte Beykoz'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Dün idrak ettiğimiz Regaip Kandilinizi bugün bir kez daha kutluyorum. Mübarek üç ayların hayırlı olmasını diliyorum. Beykoz Orta Çeşme Meydanı'ndan sadece Orta Çeşmelilere değil, sadece Beykozlara değil, Üsküdarlılara, Ümraniyelilere değil, Çekmeköylülere değil, Sarıyerlilere değil, İstanbullulara değil, 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza hitap etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir programda yola çıktık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu seçim bildirgesiyle bütün insanlarımıza, bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlara yaşanacak bir Türkiye vaat ediyoruz. İnşallah. Orta Çeşme Meydanı'na hükümet eleştirisi için gelmedik. Hükümetin eksikliklerini biliyoruz. Yapamadıklarını biliyoruz. Yetişemediklerini biliyoruz. Eksik bıraktığı yerlerin hepsini biliyoruz. Bunları burada tekrar ederek klasik bir muhalefet anlayışı içerisinde sizlere hitap etmek istemiyorum. Biz size Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözümlerini anlatmaya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Beykozlu için, Türkiye'deki bütün insanlarımız için ne düşünüyor, ne planlıyor bunları anlatmaya geldik. Beykoz'un sorunlarını biliyoruz. Beykoz'a çok geldik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bütün örgütümüzle, bütün mensuplarımızla, bütün milletvekillerimizle, milletvekili adaylarımızla çok geldik. Orta Çeşme'ye çok geldik. Esnafımızı ziyaret ettik. Biraz ileride, hemen 200 metre ileride meydanda sizlere otobüsün üzerinden hitap etme imkanını buldum. Yine böyle güneşli, güzel bir gündü. Beykoz'un imar sorunlarını biliyoruz. Beykoz'un mülkiyet sorunlarını biliyoruz. Ön görünümden kaynaklanan sorunlarını biliyoruz. Kamu arazilerinin mülkiyetinden kaynaklanan sorunları biliyoruz. 2B meselesini biliyoruz. Bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl olumlu bir muhalefet anlayışı sergilediğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Muhtarlarımız biliyor, Beykozlar biliyor. 2B konusunda, imar konusunda, özel proje alanları konusunda hükümetin ve belediyenin önünü açmak için hangi önergeleri, hangi kanun teklifleri verdiğimizi sizler gayet iyi biliyorsunuz. Bugün bu konularda biraz mesafe alınabilmiş ise bunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısı, büyük katkısı vardır. Bu katkıyı veren bir partinin mensubu olmaktan, onun milletvekili ve grup başkan vekili olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sorunların hepsi çözülmüş müdür? Hayır, daha çözülecek çok sorun vardır. Öngörünümden, imardan, 2B'den, tapu tahsisten, hazine arazilerinden, belediye arazilerinden, hisseli tapudan kaynaklanan çok sorun vardır. İnşallah kalan sorunları çözmek bize kısmet olacaktır. 2B'de henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlarımız vardır. Başvuru yaptığı halde bedelin yüksek olması nedeniyle taksitleri ödeyemeyen vatandaşlarımız vardır. Hatırlıyorum, buralarda geldik, konuştuk. Bir vatandaşımız bana Orta Çeşme'de dedi ki, ben 800 lira ücret alıyorum dedi. Buzdolabı bile alacak olsam, buzdolabı satıcısı bana 12 ay taksit yapıyor. Devlet bana 2B arazisinde niye 12 ay taksit yapmıyor? Beykoz daha eskisi gibi şişe cam yok, pundura fabrikası yok, paşa bahçe yok, tekel yok. İşsizlik var. Onun için bana uygun bedelle uygun ödeme imkanı yaratın ki ben bunu ödeyeyim. Ödeyebilenler oldu. Onlara hayırlı olsun diyorum, tapularını
aldılar, alacaklar ama ödeyemeyenler var. İnşallah onların sorunlarını çözmek bize kısmet olacaktır. Ödeyemeyenler, başaramayanlar için Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. İnşallah yeni dönemde onları yasalaştıracağız ve Beykoz bir daha imar sorunu, mülkiyet sorunu yaşamayacak. Bunun sözünü buradan size büyük bir güvenle veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bütün insanımızın, Türkiye'deki bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Hükümetlerin, siyasetin varoluş amacı budur. İnsanın mutluluğu. Siyaset insanları mutlu etmenin aracıdır. Yoksa siyaset ben istediğimi yaparım demenin aracı değildir. Bugün Türkiye'de siyaseti böyle anlayanlar var. Biz öyle anlamıyoruz. Biz hizmet için gelmek istiyoruz. Türkiye'de 3 milyon hane yoksuldur. Bakın 18 milyon vatandaşımız vardır. Hayatını doğru düzgün gelirle idame ettiremiyor, sürdüremiyor. Biz bu haneye 18 milyon insanımıza asgari 720 liralık bir geliri taahhüt ediyoruz. Biraz önce aşağıda bir kahvede emekli vatandaşlarımızla oturduk. Burada da aramızda çok sayıda emekli vatandaşımızı görüyorum. Efendim. Etrafımızda emekli vatandaşlarımız var, emekli insanımız var. Emekli insanımız, inanın Ramazan bayramı gelirken, Kurban bayramı gelirken bir endişeyle o bayramları bekliyor. Torunları eve gelecek, çocukları gelecek. Onlara harçlık verebilir miyim endişesini yaşıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bütün emekli vatandaşlarımıza biri Ramazan bayramında, biri de Kurban bayramında olmak üzere iki maaş ikramiye diyor. Bravo. Bunu hemen iktidar olduğumuzda hemen yapacağız. Hani İnşallah. Bir dakika dur bakalım. Bütçenin imkanları var mıydı, yok muydu? Böyle bir soru, böyle bir tereddüt ortaya koymayacağız. Hemen yapacağız. Sözümüz sözdür. Bize inanın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yetinmedi gitti. Noterden taahhütname imzaladı. İktidarın ne diyeceğini bildiği için noterden taahhütnameyle bunu millete taahhüt etti. Biz hem notere gider sözümüzü veririz hem de asıl güç, asıl irade sahibi olan millete gideriz. Şimdi millete gidiyoruz. 7 Haziran'da millet karar verecektir. Sizler karar vereceksiniz. Bizim iki maaş ikramiye sözümüzü duyunca alelacele emekliye bir şey verelim dediler. Dediler ki 1000 liraya kadar maaşı olanlara 100 lira vereceğiz. 1000 liranın üzerinde maaşı olanlara da onların maaşını da 1100 liraya tamamlayacağız. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sayfasında hangi emekli kaç lira alıyor bunun bilgileri var. 1000 liranın altında maaş alan vatandaşlarımız, 2008 sonrasında bir miktar vatandaşımız, bazı vatandaşlarımız 1000 liranın altında alıyor. Bu da yeni sosyal güvenlik yasasının marifetidir. Önceki emekliler 1000 liranın üzerinde. Ama onlar kaç lira alıyor derseniz, onlardaki en düşük maaş şu anda 1047 lira. Bu maaş Temmuz ayında 1072 lira olacak. 1072 lira. Yani bunlar diyor ya Temmuz ayında biz 1100 liraya tamamlayacağız. Temmuz ayında vereceği para 28 lira. Bir şey daha diyor. Bu 28 lirayı vereceğim diyor ama bu enflasyon nedeniyle bir artış yapılıyor ya %3. O %3'lük artışı o 28 liraya uygulamayacağım diyor. Yani bir eliyle bir şey veriyor. Öbür tarafta oradaki 60-70 kuruşluk artışı da emekliden esirgiyor. Biz iki maaş ikramiye diyoruz, güle güle harca diyoruz emeklimize. Hayırlı olsun. Taşeron işçileri kadroya alıyoruz. Devletteki bütün taşeron işçileri kadroya alıyoruz. İnşallah. 800 bin işçimiz var. Ve diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bunları nereden verecek?
149 milyar liralık bir hesap yapıyorlar. Bu hesap yanlış. Sayın Maliye Bakanı bu hesabı yapıyor. Ben devletteki hizmetini Maliye Bakanlığı'nda geçirmiş olan bir arkadaşınızım. Bir genel başkanımız gibi ben de bir hesap adamıyım. Şimdi elbette bir siyaset insanıyım. Bu hesabı Cumhuriyet Halk Partisi en ince ayrıntısına kadar yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik kadrosu genel başkanımızın başkanlığında bu hesabı yaptı. Bizim bütün taahhütlerimizi alt alta toplayın. Bunun maliyeti 57 milyar lira. Toplam 57 milyar lira. Sarayla bir kısmını ilk 100 günde yapacağız. Emekliye 2 maaş ikramiye gibi. Bir kısmını 1 yıl içinde yapacağız. Bir kısmını da 4 yıllık hükümet döneminde yapacağız. Ama hepsini yapacağız. 57 milyar liranın hesabı yapılmıştır. Bunun kaynakları temin edilmiştir. İktidar olduğumuzda 2 maaş ikramiye ile hemen bunun uygulamasını sizlere göstereceğiz. Sevgili Beykozlar, bu güzel günde vaktinizi fazla almak istemiyorum. Söyleyeceğimiz çok şey var ama bir yandan da irtibat bürosu açılışımız var. Bundan sonraki programlarımız var. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Yola çıktık. Hedefe doğru gidiyoruz. Hedefimiz halkın iktidarını kurmaktır. Halkımıza hizmet edecek bir iktidarı kurmaktır. Biz otellerin kırmızı salonlarında yürümekten, halkımız arasında yürümeyi unutanlardan değiliz. Biz sizlerle beraber yola çıktık, sizlerle beraber yürüyeceğiz. Bu yürüyüş, yolumuz hiçbir zaman sizlerden ayrılmayacak. 7 Haziran'da Türkiye aydınlık günlere kavuşacaktır. İnşallah. Buna İnşallah. Yürekten inanıyorum. Buna milletimiz karar verecektir. Milletimizin sağduyusuna, güvenine inanıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. İrtibat bürosu açılışımız. Hepinize Beykoz'a hayırlı olsun diyorum. Hepinizi kucaklıyorum. En iyi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.